Evet, herkese merhaba. Aratos Felsefe Okulu'nun Şubat 2021'deki ikinci toplantısına hoş geldiniz. Bugün 27 Şubat 2021. Bugünkü toplantının, bugünkü toplantı bu yılki programın, Aratos Felsefe Okulu'nun programının 17. dersi oluyor. Ben toplantı demeyi tercih ediyorum derslerine çünkü bunu birlikte yapacağımızı düşünüyorum. Birlikte yapacağız derken benim yapacağım sunuş sırasında, bu toplantı sırasında herhangi bir şekilde sorularınız olursa sanıyorum şu anda gördüğünüz ekranın alt kısmında bir yerlerde bir soru sorma bölümü olacak ve bu soru sorma bölümünden bana sorularınızı yazabilirsiniz. Ben yanıtlamaya çalışacağım. Yani. Ee, sunuş sırasında da yazabilirsiniz, sunuştan sonra da yazabilirsiniz. Siz nasıl isterseniz. Sunuş sırasında yazdığınızda ben yine e, yanıt vermeye çalışacağım. Evet, toplantı demeyi tercih ediyorum dedim. Toplantının başlığı e, kentlerde değişimin tarihsel coğrafyası. Fakat toplantıya başlamadan önce, bu toplantıya başlamadan önce, e, Uğur pişmanlığın Tarsus'ta başlattığı ve büyük bir azim ve kararlılık ile 2004 yılından beri devam eden ve ülkede farklı kentlerde birçok felsefe okuluna da ilham kaynağı olmuş Aratos Felsefe Okulu'nu saygı ve sevgiyle selamlıyorum öncelikle. ve bu oluşumun bir parçası olmaktan mutluluk duyduğumu da belirtmek isterim. beni davet eden, bu sunucu da yapmamı benden rica eden ve bunun bir parçası olmamı isteyen Uğur Pişman'la çok teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Kısaca Aratos Felsefe Okulu'ndan bahsetmek gerekirse okul yani Aratos Felsefe Okulu e, yine Uğur Pişmanlık tarafından yayınlanan Aros Tarih, Felsefe, Kültür ve Sanat Dergisi'nin bir etkinliği diyebiliriz. E, az önce belirttiğim gibi hem dergi hem de okul e, çıktığı Tarsus'u açmış ve birçok benzer örnek ile ülkenin birçok kentine yayılmıştır. E, bugün günümüzde e, Coğrafya Türkiye Coğrafyası'na yayılmış pek çok felsefe okulu olduğunu görüyoruz ve bunları bir örnek e, oluşturdu. Dolayısıyla bu etkinliği salt Aratos'un etkinliği olarak değil, Aratos felsefe okulunun oluşmasına öncülük ettiği diğer felsefe okullarının da bir parçası olarak gördüğümü belirtmek isterim. Bu yılki programa çok çok önemli bir katkı da bu katkı var ayrıca e, diğer felsefe okullarıyla birlikte bu yılki programa Bilim ve Aydınlanma Akademisinin de destek vermesi, e, akademinin üyeleri tarafından çeşitli sonuçlar yapılmış olması oluşumun güçlenmesine önemli bir katkı yapmaktadır. Evet, Aratos Felsefe Okulu ve e, Aratos e, dergisiyle ilgili bu kısa bilgilendirmeden sonra bir de kendimi tanıtmak e, gerekiyor sanırım sonuç yaptı başlamadan önce e, ben Tolga Öynü. Şehir plancısıyım. 25 yıldır şehir plancısıyım. Ankara'da başlayan yolculuğum Mersin'de ve şu anda da Adana'da devam etmekte. Eğitimimi Ankara'da gördükten sonra Mersin Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün kuruluş aşamasında, kuruluş kadrosunda yer aldım. Ve benzer bir deneyimi şimdi Çukurova Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde yaşamaktayım. Geçtiğimiz yıldan yıla kadar, 2006 yılından e, geçtiğimiz yıla kadar yani 2020 yılına kadar Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün bir öğretim üyesiydim. Ve bugün bu yıldan itibaren yani 2020 yılının ikinci yarısından itibaren ve 2020'den 21'den itibaren de eee Çukurova Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün öğretim üyesiyim. Araştırmalarımıza buradaki kadroyla, mimarlık fakültesindeki diğer da desteğiyle birlikte araştırmalarımıza ve eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Uğur piçmanlık Aratos Felsefe Okulunun programına katkı yapmamı rica ettiğinde, hepimizin yaşadığı kentlerde değişim üzerine düşünmenin ve tartışmanın yararlı olacağını düşündüm. Biraz Aklımdaki şeylerle e, şeydir, sizinle paylaşmayı e, paylaşmak istiyorum ve umarım bu paylaşma siz de katılırsınız. Ve birlikte e, bu sunuşu daha kolaylıkla yaparız. E, bu sunuş sırasında az önce de söylediğim gibi e, sorular gelebilir aklınıza. E, yorumlar gelebilir. Lütfen bunları paylaşmaktan çekinmeyin. O chat bölümünde, yazı yazma bölümünde ben büyük ihtimalle onları görebileceğim ve onlara yanıt vermeye çalışacağım söylediğim gibi. Şimdi başlangıçta biraz kentlerle ilgili eleştirilere göz atmakta fayda var. Hem batı dünyasında, batı şehirleri ağırlıklı olarak hızla değişmekte olan ya yani son dönemde tabii Çin kentlerinde de çok hızlı değiştiğini söyleyebiliriz ve benzer eleştiriler orada da ortaya çıkmaya başladı. Hem e, yani Türkiye dışındaki şehirlerle ilgili eleştirilere bakmakta fayda var. Hem de Türkiye ile ilgili, Türkiye kentleriyle ilgili e, eleştirilere bir bakmakta fayda var. Şimdi eleştirilerin bir kısmı e, şu şurada e, yoğunlaşıyor. Kentlerin canlılığını kaybetmeye başladığını söylüyor pek çok eleştiri. Kentlerin tönük Leşmeye başladığını, sıkıcılaşmaya başladığını söylüyor. Bunu da aslında çok daha radikal bir söylemede kavuşturarak belirtenler var. Kentlerin yağmalandığını yağmalandıkları için sıkıcılaştığını ve sönükleştiğini söyleyen pek çok eleştiri var. Kentlerin ruhsuzlaştığını ve kullanıcıların beklentilerini karşılamaktan uzak kaldığını söyleyen eleştiriler var. Biraz daha böyle insani bir insana, insanın durumuna Benzeten kentlerin insanın durumuna benzeten eleştirilerde kentlerin suratsızlaştığını söyleyen eleştiriler de var. Aslında biraz daha sistematik bir eleştiri şunu söylüyor, diyor ki kentlerin yapısında aslında sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Çünkü kentler hızla büyüdü ve kontrol edilemez bir hale geldi. Kentte parçaların bir araya gelişlerinin iyi tarif edilemediğini ve kenti bir bütün olarak tanımlayamadığını. ...söyleyen eleştiriler var. Kentlerin vasatlığa teslim olduğunu söyleyenler var. Kentlerin inşaat sektörünün önceliklerine teslim edildiğini söyleyenler var. Kullanıcıların beklentilerinin ve isteklerinin önemli olmadığını... ...öneme dikkat almadığını söyleyen eleştiriler var. Tabii bu eleştirilerin hepsine herhalde doğru diyebiliriz. Aralarında yanlış diyebileceğimiz çok fazla bir şey yok... Biraz bu eleştirilerin bu sonuç sırasında, bu tartışma sırasında, bu toplantı sırasında bu eleştirilerin nasıl ortaya çıktığını, neden ortaya çıktığını ve e, ileriye yönelik baktığımızda neler yapılabilir, neler neler yapmamız gerekir e, sorusuna yanıt aramaya çalışacağız. Türkiye'de de benzer eleştiriler var aslında. Raci Bademli e, ağaçlar ile uğraşmaktan ormanı göremiyoruz diyor. Tabi burada bir metafor kullanarak ağaçlar binayı e, ormanda kenti temsil ediyor aslında. Tek tek binalara bakıyoruz ve o binaların bir araya gelişleriyle hiç ilgilenmiyoruz diyor Raci Bademli. E, Baykan Günay aslında kenti üretmenin bir kültür sorunu olduğunu söylüyor ve bizim bu kültürü bir türlü geliştiremediğimize işaret ediyor. Yani aslında şunu söyleyebiliriz genel itibariyle bütün bunları toplarsak, bütün bu eleştirileri toplarsak şunu söyleyebiliriz. Kentlerde tek tek çok güzel yapılar yapılabiliyor, yapılıyor da. Yani Türkiye'de de artık çok önemli mimarlar var, dünya çapında iş yapan çok önemli mimarlar var. Dünyadaki önemli mimarlar Türkiye'ye gelip Türkiye'de de iş yapabiliyorlar ve çok önemli e, ürünler ortaya çıkartabiliyorlar. Fakat önemli olan tek tek çok güzel ve nitelikli yapılar yapmak. Yerine tabii ki bunları da yapacağız ama yapmak yerine tek tek yapmak yerine bunların nasıl bir araya geldiğini tarif etmek galiba çok önemli. Yani bir araya geldiklerinde bunlar bir bütün oluşturabiliyorlar mı, oluşturamıyorlar mı? Ee, aslında yine bakarsak işin özünde biraz da şunun olduğunu, sistemin de gerektirdiği hem Türkiye'de hem dünyada sistemin de gerektirdiği bir takım e, gelişmelerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ee, ben bunu şöyle söylüyorum kent parsel bazında kurulan küçük ölçekli ittifaklar tarafından üretiliyor. Yani bu parselin boyutunun büyük ya da daha küçük olması fark etmiyor. Burada küçük ölçekli ittifaklardan kastettiğimiz önce bir arazi sahibi var arazi sahibiyle müteahhit anlaşarak bir inşaat yapmak istiyor. Bu inşaat yapması için belediyeden yerel yönetimlerden izin alması gerekiyor. Yerel yönetimlerden izin alması için şehir plancısı ve mimarın gerekli uzmanlıklarını buraya bu sürece dahil etmesi gerekiyor. Dolayısıyla aslında kentlerin üretil üretilebilmesi için pek çok kişinin, pek çok aktörün işin içine girmesi gerekiyor. Şimdi e, dolayısıyla aslında çevremizde gördüğümüz tekil olarak yapılan binaların hepsinde. E, Uzmanlık alanları itibariyle şehir plancısından mimara, inşaat mühendisine ve diğer mühendislere kadar pek çok uzman giriyor, e, siyaset giriyor, yerel yönetimler giriyor, e, arazi sahibi giriyor. Dolayısıyla bu küçük ölçekli ittifaklar aslında kenti parsel ölçeğinde üretiyor ve herkes bu küçük ölçekli ittifaklar içinde herkes kendi yararını arttırmaya çalışıyor, kendi gelirini arttırmaya çalışıyor aynı zamanda işte e, arazi sahibi daha çok müteahhitle anlaşarak daha çok pay sahibi, daire sahibi olmaya çalışıyor. E, müteahhit daha az vermeye çalışıyor. E, e, uzmanlar, uzmanlık şeyini koyanlar sürece uzmanlıklarını koyanlar e, ücretlerini arttırmaya çalışıyor. E, yerel yönetimler tarafından bakarsanız yerel yönetimler için de aslında e, binaların yapılması dolaylı olarak e, onların gelirlerini arttırıyor. Çünkü vergi bu yapılan binalar üzerinden yerleşim üzerinden vergiler alınıyor. Şimdi burada aslında pek çok kişinin bu süreçte pek çok aktörün işine gelen bir gelişme var. E, bu temel olarak piyasa mekanizmalarının egemenliğine işaret ediyor. Çünkü piyasa bize daha çok yap, daha çok yap ve daha çok gelir elde et diyor. E, fakat bunu nasıl yaptığımızı, hangi ilkeler göre yapmamız gerektiğini bize tarif etmiyor. Şimdi niceliği yüceltmekten bahsedebiliriz burada. Daha çok yaptığımız zaman herkes daha çok kazanacak kabulü söz konusu. Fakat nicelik arttıkça nitelik düşmeye başlıyor. Ee, niteliği arttıracak bir nicelik artışını tarif edemiyoruz bir türlü. Bu aslında şöyle bir şey. Mekanın özü ve içeriğini oluşturan niteliklere çok fazla dikkat etmiyoruz. Edilmiyor ee, süreçte. Uzmanlar açısından bakarsak yani ben kendi alanımdan bakarsam plancılar ve biraz da mimarlar açısından bakarsam bir araştırma ve uygulama nesnesi olarak kentsel mekanın özü ve içeriğini oluşturan niteliklere yönelik bir ilgisizlik ve yetersizlik olduğu ortaya çıkıyor aslında. Bu ilgisizlik tabii pek çok şeye bağlı. Yani ona ilgi duymak demek, o mekana ilgi duymak demek, hem o mekanın içinde bulunduğu bağlamın özelliklerine dikkat etmek demek, o, o niteliklerin nasıl ortaya çıktığını araştırmak demek, biraz daha araştırma yapmak demek, tarihine bakmak demek, o, o mekanı, o mekan haline getiren ve onu yere dönüştüren özelliklere bakmak gerekir. Şimdi bu eksik kaldığı zaman benim tarif ettiğim bir, yani kısaca bir çok basitleştirdiğim bir şey ortaya çıkıyor. Ezbere mimarlık ve planlama adını e, koydum ben buna ve e, okuldaki, üniversitedeki derslerde de sık sık öğrencilerle bunu paylaşıyorum. Onlara ezbere mimar ya da ezbere plancı olmamaları gerektiğini söylüyorum. E, şöyle bir şey, ezbere mimarlık ve planlama olarak tarif ettiğim şey benim mekanın özünü ve içeriğini oluşturan nitelikleri anlamaya ve açıklamaya çalışmak yerine çoğunlukla yasal olarak tanımlanmış süreçlere göre kentsel mekanı üretmenin sonucunda tekil olarak önemli ve dikkat çekici örnekler çıkabilse de kentler birbirine benzemekte giderek aynılaşmakta. Yasal olarak tanımlanmış süreçler kenti bir nicelik olarak ortaya, nicelik olarak üretmeye odaklanmış. Ve bu durum nadir olarak sorgulanmaktadır. Bu süreçlere teslim olma hali aslında bize yani yasal süreçlere teslim olma hali onu sorgulamak yerine işte o mekanı e, mekanın özelliklerine yönelik o mekanı mekan yapan mekanı yer haline dönüştüren özelliklere yönelik e, araştırma ve inceleme yapmadan ezbere yapma hali yasal süreçlere teslim olma hali aslında ezbere mimarlık ve planlama. E Bunun sonucunda pek çok yerde aslında benzer kentlerin benzer kent parçalarının ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Bunu en çok aslında şikayet etmeye son dönemde çok fazla gördüğümüz TOKİ konutları olarak etrafımızda adlandırılan çevrelerde görüyoruz. Burada sorunun bir başka tarafında da kentte değişimin tutarlı bir şekilde yönetilememesi olduğu görülüyor. Bu sorun aslında düzenin kendi içinde oluşturamadığı ya da bilinçli olarak oluşturmadığı bütüncül bir bakış açısının yoksunluğundan kaynaklanmaktadır. Kent, kentlerde değişim parça parça gündeme geliyor. Ee, az önce söylediğim gibi bir binanın yanına yeni bir bina geliyor, onun yanına başka bir bina geliyor. Daha geniş ölçekte bakarsak kent parçaları geliyor. Mahalleler birbirine ekleniyor. Fakat bunların birbirine nasıl ekleneceği, nasıl bir sistem içinde, nasıl bir kurgu içinde eklenceyi e, üzerinde çok fazla düşünülmüyor. Bir araya geldiklerinde nasıl bir etki yapacağı, kentin karakterini nasıl değiştireceği üzerine çok fazla bir e, düşünme gerçekleştirilmiyor. Ezbere bir şekilde devam ediyor üretim. E, buradan yola çıkarak aslında yapmamız gereken düşünmemiz üzerinde bir bakış açısını değiştirmek üzerine düşünmek gerekir e, diye düşünüyorum. Bunun da belli başlı aslında dört aşaması olduğunu iddia ediyorum ben. E, bu bakış açısını değiştirirken birinci aşamada kentin ve değişimin kavramsallaştırılması, e, ikinci aşamada kentte parçaların nasıl ilişki içinde olacağının e, düşünülmesi, parça bütün ilişkisinin nasıl kurulacağını düşünülmesi, e, üçüncü aşamada kentte yaşayanların, insanların durumunun nasıl eee evrimleşmesi, nasıl daha iyi hale getirilebileceğinin tartışılması gerektiği. En son aşamada da bir inceleme nesnesi olarak kenti nasıl kavramsallaştırma, kenti nasıl ele almak gerektiği üzerinde durmakta fayda var. Şimdi kentin birinci aşamada e, kentin ve değişimin kavramsallaştırması üzerinde durursak önce kenti nasıl ele alacağımızı bir ortaya koymak gerekir. Kent sürekli, şöyle olabilir, sürekli oluşum sürecinde olan ve yeniden kurulan bir bütünlük olarak kent. Yani kent sürekli bir değişim ve hareket içinde, bir oluşum ve varoluş sürecinde yeniden yapılandırılmakta e, ve yapılanmakta. Sürekli tekrar biçimlendirmekteyiz. Yani kent aslında sürekli bir oluş ve yok oluş süreci içinde. Bizim bu gerçeği çözümlememiz gerekiyor. Buradan e, bakarsak, Mekan, kentsel mekan her dönemdeki ilişkiselliğin bir ifadesi olarak üretilir ve maddi olarak varlık gösteren nesnelerin yani binaların, sokakların, duvarların, sok e e yapı adalarının e insanların bilinçli müdahaleleri sonucunda karşılıklı ilişki içinde biçimlendiğini görüyoruz. Ve süreç içinde kullanıcıların, karar vericilerin ve uzmanların müdahaleleriyle yeniden biçimlenir sürekli bir oluş, yok oluş ve oluş süreci, sürecinden bahsediyoruz. Burada insan yaratıcı emeği yoluyla doğayla ilişkisini yeniden tanımlıyor. İnsan diyalektik ilişkisi içinde doğayla kurduğu bütünlüğü her aşamada yeniden üretmeye başlıyor aslında. Bir bina yıkılıp yeniden yapılırken, yeni bir alan yerleşme açılırken bu ilişki sürekli sürekli yeniden kuruluyor. Bu çerçevede e, tarihsel süreç içinde mekanda insan etkinliği, insanın bir doğa karşısında ortaya koyduğu etkinlik ile bir durum değişimi yaşanmaktadır. Her durum değişiminde önceki durumda oluşan ilişkiselliğin yerine de yeni bir ilişkisellik almaktadır aslında. Bu durum değişimi kentte mekansal değişim ile somut ve gözlenebilir hale gelmekte, farklı dönemlerde farklı mekansal örgütlenme yapılarını da ortaya çıkarmaktadır. Yani söz konusu ilişkisellikler gelişme süreci içinde ardıl olarak ortaya çıkmakta, eş zamanlı olarak da değişmekte ve bir maddi nesne olarak mekanın sürekli olarak yeniden biçimlenmesine neden olmaktadır. Burada mekan, kentsel mekan aslında bütün bu kültürel birikim içinde ortaya çıkmakta ve biçimlendirilmekte. Dolayısıyla aslında kentsel mekan kültürel coğrafyanın da bir parçası olarak ele alınıyor. Burada kültür derken kültürden kastettiğimiz şey şu toplumun yapıları arasında karşılıklı etkileşimiyle üretim ilişkileri içinde sürekli yeniden üretilen bir kültürden bahsediyoruz. Dolayısıyla kültür alanında ifadesini bulan karmaşık ilişkiler üretim ilişkilerini de içerir ve toplumun yapısına dışarıdan sokulamaz. Toplum bunu sürekli kendisi yeniden yeniden üretir. Kentsel mekanda bu kapsamda üretim ilişkilerinin de içerildiği kültürün bir ifadesi olarak belirir. Burada mekanın üretimi belirlenici bir şekilde yer alınmıyor yalnız. Yani e, üretim ilişkileri doğrudan mekanı belirliyor kültür. O kültürün içinde olan üretim ilişkileri ve toplumsal ilişkileri mekanı belirlenir, belirler gibi bir belirlenimci bakış açısı yerine onu şöyle ifade etmekte e, yarar var. Tabii ki o ilişkilerin bir parçası kentsel mekan. Biz kenti üretiriz ve şekillendiririz ama ondan sonra kent bizi üretmeye ve şekillendirmeye başlar. Danimarkalı bir şehirci Youngel bunu çok iyi ifade etmiştir bu söyledi söylenen bu söylediğim cümleyle birlikte. Biz kenti üretiriz ve şekillendiririz ama ondan sonra kent bizi üretmeye ve şekillendirmeye başlar. Yani burada karşılıklı ilişki diyalektik bir ilişkiye işaret ediyor aslında bu. Bu süreçte. Bazı kentler diğer kentlerden farklılaşan özellikler üretir. Dolayısıyla kentler ve kentlerin değişimi tarihseldir. Ve oluşum ve değişim içinde bulundukları coğrafyada gelişir. Her kentin oluşumu, değişimi ve yeniden üretimi dolayısıyla tarihsel ve coğrafidir. Bunu bir defa bir ilke olarak ortaya koymakta fayda var. Kentlerin oluşumu, değişimi ve yeniden üretimi tarihsel ve coğrafidir. Yani belirli bir dönemde üretilmiş olan mekana ilişkin soyut bir özdeşlik atfetmek yanılgı olur. Böyle bir durumda örneğin tüm ortaçağ kentleri birbiriyle özdeş ve giderek birbiriyle aynı olurdu. Ancak temel kurgu özelliklerine yönelik ilkeler aynı olmakla birlikte ortaçağ kentlerinde de farklılaşma görüyoruz. Yani İtalya'daki ortaçağ kentleri farklı, İngiltere'dekiler farklı. Hatta kendi ülkesi içindeki Ortaçağ kentleri bile birbirinden farklı. Bu da aslında o e, kentin kendi tarihsel ve coğrafi oluşumu değişimi ve yeniden üretimiyle ortaya çıkan bir bütünlük. Bütünlüğe işaret ediyor. Burada farklılık ile özdeşliğin birlik birlikte olduğunu e, farklılığın özdeşliğin içinde e, bilin, e, oluştuğunu e, söylemek mümkün. Dolayısıyla tarihsel süreç Zamanda değişimi gösterirken coğrafi özellikler eş zamanlı farklılığa işaret ed ediyor. Yani tarihsel süreçte bir antik dönem kentinden bahsedebiliriz, Roma dönemi kentinden bahsedebiliriz, Orta Çağ kentinden bahsedebiliriz, Rönesans kentinden bahsedebiliriz, Barok'tan bahsedebiliriz, Sanayi dönemi kentinden bahsedebiliriz. Ee, genel itibariyle e, kapsayıcı bir şekilde, temel ilkeler itibariyle e, bu beliren kentlerin bu özellikleri gösterdiğini söyleyebiliriz ama her antik kentinde aynı antik kent olduğunu söylemek mümkün değil tabii ki. O, o kentler kendi coğrafi özelliklerine, oradaki yer alan e, doğal ve yapay etkiler, etkenlerle biçimlenmelerine göre farklılıklar göstermektedir. Antik dönemde, şimdi yine tarihsel şeye dönersek tabii ki burada e, şeyden başlamayacağız. Yani e, bu tarihsel süreç içinde antik kentler şöyleydi, böyleydi. Özellikleri bunlardı şunlardı gibi bir e, şeye, e, incelemeye girmeyeceğiz. Bu dersin hem sınırını hem kapsamını hem de zamanını aşacaktır. Ama kısaca e, bahsetmek gerekirse e, antik dönemde Ege ve Akdeniz kıyılarında koloni yerleşimleri olarak ortaya çıkan kentler aslında e, o dönemde e, Yunanların ticari dehasının bir e, ifadesiydi. ...ifadesi olarak belirdi. Özellikle Ege kıyıları boyunca... ...Koreni olarak üretilen kentler... ...bugün Ege coğrafyası... ...Anadolu'da Ege bölgesinin... ...kıyısında yer alan antik kentler... ...pek, pek çoğu artık... ...kıyının içerisinde kaldı tabii... Deniz, ...denizin çekilmesiyle birlikte. E, aslında... ...Atina merkezli... ...bir Yunan dünyasının... E, ...buradaki... ...Anadolu tarafındaki ham maddeye ulaşma konusunda kurduğu bir network'ün, bir ağın parçası olarak kuruldular. Ve bu ticaret zekası, ticaret dehası aslında bu kentlerin de gelişmesine neden oldu. Ticaret ile zenginleşen bu kentlerde de aslında felsefenin ortaya çıktığını görüyoruz. Felsefenin ortaya çıktığına tanıklık ediyoruz. Yani Thales'in, Anaximandros'un, Anaximenes'in, Heraklitos'un bu topraklardan çıkması hiç de tesadüf değil. Yani orada zenginleşen kent artık bu felsefenin ortaya çıkması için felsefenin gelişmesi için e, felsefecilere zaman vermeye başladı. Artık e, üretimle uğraşan bir grup bu grubun yanında bir de felsefeyle uğraşan grubun ortaya çıktığını görüyoruz. Ve e, felsefeye ilk sistemli bakışın e, doğa bilimcileri olarak adlandırabileceğimiz az önce telaffuz ettiğim Kişiler tarafından geliştirildiğini bu düzen içinde görüyoruz. Ve Orta Çağ kentine geldiğimizde aslında e, o daha önceki dönemde Yunanların ticari devasının yönlendirdiği temel üretim ilişkilerinin yerini feodal ilişkilerin ve kilisenin etkili gücünün aldığını görüyoruz. Rönesans ve Barokta daha güçlü krallıkların e, kendi güçlerini mekanda göstermeye çalıştıklarını görüyoruz. Burada Rönesans ve Barokta buna bağlı olarak mesela geometrinin düzenin disiplinin etkili olmaya başladığı görülüyor. Kentlerin gelişmesi ve yayılması için yeni bir sistem önerisi getiriliyor. Yani Orta Çağda aslında kent daha küçük ve algılanabilirken bir kentsel çevre bir bütün olarak algılanabilirken Rönesansta parça parça gelişen dönüşüm Barokta kentleri biraz daha bütüncül olarak yeniden yapılandırmaya başladığını görüyoruz. Yani bu tarihsel geçiş aslında tarihsel bir sürekliliğe karşılık geliyor ve aslında bugün içinde yaşadığımız kentlerin de bu tarihsel süreklilik sonucunda kültürel olarak kültürel birikimin bir ifadesi olarak üretildiğini söylememiz mümkün. Bunu antik yani çok daha spesifik olarak incelemeye kalkarsak antik dönemin agorasından Roma döneminin forumuna yani ana kent meydanının nasıl değiştiğine yönelik e, detaylı incelemeler yapabiliriz. Ama tabii de söylediğim gibi bu biraz daha bu e, söyleşinin, bu toplantının amacını aşıyor. E, i̇kinci vurgu kent ve kent parçalar arasındaki ilişki olacaktır demiştik. E, kent ve kent parçalar arasındaki ilişki bir parça bütün ilişkisi ve kentin parçaları arasında kademeli bir birliktelik olduğu kabulüne dayanıyor. Yani bir e, kentsel mekan ya da kentin parçalarında gerçekleşen değişimleri inceleyebilmek için öncelikle o şeyin ne olduğunu bilmek gerekir. Bunun için onun özü ve içeriğini oluşturan niteliklerin araştırılması gerekir e, şeyinden yola çıkmıştık, ilkesinden yola çıkmıştık. Fakat kenti, orta, e, kenti oluşturan parçalar cansız ve e, tek başına var olan parçalar değil. Yani kentin içindeki parçalar, bunlara siz bu parçalara mahalleler de diyebilirsiniz ama e, mahalleler aslında bu e, kent içindeki kademeli birlikte birliktelik içinde sadece bir ara aşamada duruyor. Yani en alt ölçekten başlarsak işte parsel bina yapı adası sokak mahalle ve kent bir bütün olarak üretiliyor dersek bu kademeli birliktelik içinde mahalle ortalarda bir yerde kalıyor, orta ölçekte bir yerde kalıyor. E, binalar yine parça, parseller yine parça. Yani bu parçaların e, yan yana gelişleri, yan yana sıralanışları cansız nesnelerin, birbirinden bağımsız parçaların tek başına yan yana gelişlerini ifade etmiyor aslında. Bu bu kavram olarak bir yani yan yanalığın diyalektiği değil. Aslında burada hem yan yanalığın hem de ardışıklığın diyalektiğinden bahsetmek mümkün. Parçalar bir sistem ve kurgu içinde birbirleriyle ilişkili olarak bir oluş, yok oluş ve tekrar oluş süreci içindeler. Dolayısıyla Bizim onları kendi içinde var olan nesneler olarak algılayan statik bir yaklaşımdan sürekli değişim içinde, sürekli oluş ve yok oluş süreci içinde olan bir dinamik yaklaşıma geçmemiz gerekiyor. Mesela üst ölçüye bakarsak, bütün bu kademeli birliktelik içinde bakarsak kentlerin üst ölçekte ulaşım sistemleri, yeşil alan sistemleri, ile açık alan sistemleriyle kamusal kullanımların örgütlendiği bir sistem içinde kurgulandığını görüyoruz. Orta ölçekte e, mahallelerin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Mahallelerin bir araya gelişleriyle kent oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ama alt ölçeğe indiğimizde de işte parsel, bina, sokak, yapı adası bütün yapı adasının ilişkisiyle birlikte bir mahalle dediğimiz Bütünlüğün oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim en altta yapacağımız bir müdahale, parsele bile yapacağımız bir müdahale, en üstte kentin kentin karakterini etkileyecek bir müdahale anlamına geliyor. Dolayısıyla aslında o dinamik yaklaşımda yapmamız gereken şey e, öncelikle parçalara ayırmak ve soyutlamak, parçaların iç bağlantını incelemek, ele almak ve bu parçaların nasıl işlediğini araştırmak. Onların iç kurallarını ortaya dökmek. Ancak parçalar tek başına bir şey ifade etmiyor söylediğim gibi. Bu parçaların nasıl bir araya geldiklerini tartışacak bir çerçeveye ihtiyacımız var. Dolayısıyla yan yananın yan yana diyalektiğinden ardışıklığın diyalektiğine geçmek. Hatta bunu ikisini bütünleştirmemiz gerekiyor. Yani bugün o ezbere mimarlık ve ezbere planlama olarak az önce adlandırdığım süreçte biz yan yanalığın diyalektiğine aslında vurgu yapıyoruz. Yani bu Aristo ve Platon'un ortaya koyduğu yan yananın diyalektiğine vurgu yapıyoruz. Parçaları kendi içinde çok güzel tanımlıyoruz ama bu parçaların bir araya geldiğinde nasıl ne ifade edeceğini çok fazla e, tanımlam tanımlamıyoruz ve bu bir derece tanımlanmış olsa bile yan yana geliş bir şekilde tanımlanmış olsa bile bu yan yana gelişlerin süreç içinde ardışıklık çerçevesinde gelecekte nasıl değişeceğini tarif edemiyoruz yani biz bu sene bu, bu yıl e, kentteki ilişkiler böyleyse 20 yıl sonra nasıl olacağını Sen bu bugünden öteye 20 yıl öteye e, götürerek bir şeyler tarif etmeye başlıyoruz Bu da aslında e, ilişkilerin temel olarak değişmediğini Bugünkü ilişkileri 20 yıl sonraya ötelediğimizi gösteriyor. Dolayısıyla kentlerin o kendi içinde oluş ve var oluş ve yok oluş e, dinamini çok fazla e, göz önünde bulundurmadığımız görünüyor. Kentleri üretirken üçüncü aşamada kentin yaşayanları kentte yaşayanlar ile nasıl bir ilişki kurduğuna yönelik bir e, tartışma yapmamız gerekiyor. Yani bu da aslında kentte ve kentsel yaşamda insani olanı tanımlama olarak adlandırıyorum. Ben. İnsani olanı tanımlama. Yani tüm insanların kendini iyi ve mutlu hissedecekleri bir kentsel çevrenin üretilmesinin sağlanması. İnsani olan bir kentsel çevrenin üretilmesinin sağlanması. Burada tabii biraz daha ahlak felsefesinin konusuna da giriyoruz ama bütün bunlar birbirinin bir parçası. İyi bir kent nasıl olmalı, nasıl bir kentte insan kendini mutlu hisseder ya da insanı mutlu, rahat ve iyi hissettirecek kentsel özellikler nelerdir gibi sorularına burada yanıt arayabiliriz. Ama burada tabii mutluluk kendinden menkul bir kavram olarak, her şeyden bağımsız bir kavram olarak ele alınmıyor. Yani insanın kendini mutlu hissetmesi içinde bulunduğu toplumsal ilişkiler çerçevesinde belirlenebilecek bir şeydir. Dolayısıyla bu aslında burada tarif edilen iyi kent olması, insani olan kentsel çevrede tarif et, e, vurgulanan e, insanın kendini mutlu, rahat ve iyi hissetmesi kentte e, bireysel bir mutlu olma, bireysel bir mutluluktan ziyade e, toplumsal bir mutluluğa işaret ediyor. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Tabii bu yani şu anda az önce e, e, yaklaşık birkaç dakika önce tartıştığımız hmm. o e, kentin ezbere üretilmesi süreçleriyle olmayacak tabii ki. Bu ezbere üretilmek, öz, kentlerin ezbere üretilmesi aslında bizim kentlerde de yabancılaşmamıza neden oluyor. Yani birer e, kentsel mekan bizim zevkle ve mutlulukla kullanabileceğimiz alanlardan öte, içinden geçip gideceğimiz alanlar haline geliyor. Dolayısıyla insani olan bir kentsel çevrenin üretilmesi insanın yabancılaşmasını, aşmasını içeren bir süreci ve eylemler bütününü kapsamaktadır. İnsanın yabancılaşmasını, aşması, yabancılaşmasını, aşmasını içeren bir süreci ve eylemler bütününü kapsamaktadır. Ee, Tabi bu da insanın bireysel olarak yapabileceği bir şey değil. Bu toplumsal ilişkilerin evrimleşmesiyle gerçekleşecek bir şey ama tabii ki her birey bu süreç içinde kendine düşeni e, yaptığı zaman bu toplumsal ilişki ler düzeninin değişeceğini de varsayabiliriz. Ama tabii burada bir ütopik yaklaşımdan bahsetmiyoruz. Çünkü ütopya aslında soyut ve düşsel bir kuruculuk içeriyor. Yani temelinde herkesin bir uyum süreci sonucu belirli değerleri benimseyerek uzlaşmasını kabul ediyor. Ancak bu durum insani olanın tarihsel olarak e, gelişmesini içermekten uzak. Yani e, ideal bir durumu tarif ediyor. O ideal duruma nasıl ulaşılacağını, ee, mevcut durumda o ideal durumla çelişen şeylerin ne olduğunu çok fazla tarif etmiyor ee, bu insanın yabancılaşmasını aşması sürecinde Tabii ki toplum e, toplumun birbirinden kopuk bireylerin rekabet ettiği bir alan olmaktan çıkarılması Özgür aktif ve bilinçli insanların bir araya geldiği bir bütün haline getirilmesi ee, öncelikli olmalıdır. Şimdi sanıyorum Uğur, Uğur Bey de bir buna katkı sağladı. İçinde yaşadığımız iktisadi ve toplumsal sistem çirkinlik üretiyor, betonlaştırıyor diyor. E, tabii yani katılmamak mümkün değil. Bu kültürel birikim, iktisadi ve toplumsal sistemin getirdiği kültürel birikim şu anda karşımızda, içinde yaşıyoruz. Yani sonuçta dediğimiz gibi bu içinde yaşadığımız çevre kültür coğrafyasının bir parçası. Peki. Bir de biraz daha işte böyle inceleme araştırma tarafından bakarsak kentlerde fiziksel yapı ve değişimin bir inceleme alanı olarak neden önemli olduğu sorusunu sorabiliriz. Burada da aslında şöyle önemli tarihsel gelişim sürecinde çeşitli değişimler gösteren ve farklı dönemlerde farklı fiziksel özellikler gösteren kentsel çevre farklı dönemlerde üretilen farklı özelliklerin bir araya geldiği bir birikim sağlamaktadır bir kültür nesnesi haline gelmektedir. E bu birikim toplumsal ilişkilere yönelik bilgiyi de barındırmaktadır. Bundan dolayı aslında kentsel çevre bizim için bir yaşam çevresi olduğu kadar toplum içinde bir öğrenme alanı, öğrenme çevresi haline geliyor. Öğrenme nesnesi haline geliyor. Dolayısıyla aslında kentlerin yeniden üretilme süreçlerinde buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani bu kentin Içinde, bulun, içinde bulunduğumuz kentin aşamalarını görebileceğimiz e, kentsel parçalarında e, o kültür kültürel değişimi de bize e, kültürel bir değişimi de bize ifade edeceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi burada e, yavaş yavaş zamanın sonuna da geliyoruz sanırım ama e, kısaca bir göz atmakta e, fayda var. Yani burada bir e, şöyle bu tartışmaları biraz daha somutlamak açısından kısaca 19. yüzyıldan günümüze değişen kent üzerine biraz e, kafa yormak gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü o neden 19. yüzyılda? Yani mesela bunu antik dönemden de alabiliriz, getirebiliriz. Tamam, güzel ama e, 19. yüzyıldan almamızın nedeni e, 19. yüzyılın toplumsal ilişkiler açısından çok önemli, kentlerin gelişmesi açısından çok önemli bir dönüm noktası olması. Bu dönemde kapitalist düzen iyice kök salıyor, sistemleşiyor. Buna bağlı olarak kentler yeniden biçimlendirilmeye başlıyor ve aslında içinde yaşadığımız kentler hem dünyada hem Türkiye'de temel olarak 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başında biçimlendirilmeye başlıyor diyebiliriz. Şimdi bu dönemde çıkan kente genel olarak bu okuduğumuz Literatür içinde sanayi kenti tabii çok geniş bir kavram sanayi kavram sanayi kenti bu yeni üretim ilişkilerini ortaya çıkardığı kenti sanayi kenti olarak adlandırırsak bu sanayi kentine yönelik mesela e, Engels 1840'larda hatta 1830'ların raporlarına dayanarak yaptığı incelemelerde önemli e, önemli bulgular sunuyor bize. Engels, İngiltere'de emekçi sınıfların durumu başlıklı incelemesinde yaptığı şeylerde şunu söylüyor bize. Alıntılamak gerekirse Engels'ten. Londra'yı anlatıyor şimdi bize. İnsanın herhangi bir ucuna bile ulaşamadan saatlerce dolaştığı, yakınlarda bir yerde açık bir arazi olduğunu işaret eden en ufak bir belirtiyle karşılaşmadığı Londra gibi bir kent garip bir şeydir. Yani bu bize şunu söylüyor. Ee, o kadar hızlı gelişti ki Londra artık çok fazla yayıldı, çok kalabalıklaştı ve artık ucu bucağı görünmüyor. Yani herhangi bir tarımsal alanla karşılaşmadan ben bu kentin içinde saatlerce yürüyebilirim. Ama eskiden böyle değildi. orta Ortaçağ kenti böyle değildi. Barok kenti böyle değildi. Onun bitişi belliydi. Artık kent e, çevreye çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Bir alıntısı daha var. Başkent sokaklarında bir iki gün dolaştıktan, sonsuz araç konvoyları ve insan gürültüsü arasında zorlukla yol aldıktan, teneke mahalleleri gezdikten sonra insan, kentlerinde uygarlığın bütün bu harikalarını yaratabilmek için Londralıların insanlıklarının en iyi yönlerinden fedakarlık etmeye zorlandıklarını, birkaçının gelişmesi ve çoğalması pahasına diğerlerinin ezildiğini anlıyor. Evet, yani bir yandan çok hızlı bir gelişmeyi ifade ederken bir yandan da aslında sınıfsal farklılaşmanın da kent içinde ortaya çıktığını gösteriyor bize. Çünkü artık bu dönemde işçi sınıfıyla sermaye sınıfı arasındaki çelişkiler çok belirgin olarak ortaya çıkmaya başladı kentlerde. İşçi sınıfının yaşadığı mahalleler ki burada teneke mahalleleri olarak adlandırılmış bir yandan o tereke mahalleleri oluşurken çeşitli çalışma alanlarının çevresinde, fabrika alanlarının çevresinde bir yandan da yeni oluşan burjuvazi kendi mekanını üretmeye çalışıyordu. O da kentte kaçma, kentten kaçmakta buluyordu aslında çareyi. Bunu da şöyle tarif ediyor Engels. Bir tarafta katı bir bencillik var. Diğer tarafta ise isimsiz bir sefalet ve her yerde sosyal savaş. Yani sanayi kentini özellikle 19. yüzyıl boyunca kentine geçiş sancıları. Eski kentten yeni kente geçiş sancıları. Yani bu aslında üretim ilişkilerinin ve üretim tarzının dönüşümünün yeni kenti üretmekte ilk başta zorlandığını gösteriyor. Fakat bu ne? yani zorlanma tabi aslında bir tercih. Yani şöyle bir tercih 19. yüzyılda güçlenen ve 17. ve 18. yüzyıldaki toplumsal eşitlik eksenli ideallerini bırakan Burjuvazi kendini mekanda ifade etme ve kendi mekanını üretme sürecine girdi. Diğer tarafta sefalet mahalleleri olarak adlandırılan işçi sınıfının yaşadığı mahalleler dururken burada çok fazla iyileştirme, ilk başta çok fazla iyileştirme etkinliğine girmedi. Kendi mahallelerini üretmeye, kendi yaşam çevrelerini üretmeye başladı. Daha sonra işçi mahallelerinde çeşitli iyileştirme faaliyetleri yapıldı fakat ilk başta çok fazla önemsenmemişti bu. Şimdi Londra kentte değişimi en vahşi şekilde gördü, yaşadı, bunu söyleyebiliriz. Ee, ama kentteki değişim ve dönüşüm, yani, örneğin Paris'te karşılaştırıldığında görece göreceli olarak daha yumuşak ve sürece yayılarak devam etti. Örneğin Londra'da adım adım gerçekleşen değişim Paris'te ani ve topyekün müdahalelerle e, gündeme geldi. Londra'da e, çeşitli alanlarda yeni cadde ve sokaklar açılarak e, e, o Burjuvazi'nin yeni mekanı üretilirken e, Paris'te 3. Napolyon'un önderliğinde ve onun görevlendirdiği vali Haussmann'ın yol görevciliğinde geniş ölçekli bir yıkıcılıkla kendini göstermişti. Şimdi burada... E, İki tarafta da yeni caddelerin, yeni bulvarların açıldığını görüyoruz ama Londra'da bu için biraz daha sürece yayılarak e, topluma benimsetilerek gittiğini görüyoruz. Tabii Paris'teki durum biraz farklı. Paris 1848 devrimini çok e, hızlı bir şekilde, çok net bir şekilde yaşamış bir kent. Ya yani 1848'den 1851'e gelen gelirken bile yaşadığı o çalkantılar, değişiklikler, e, değişimler. Üçüncü Napolyon'un kendi diktatörlüğünü ilan etmesinden sonra ilk önce e, kentsel mekana müdahale etme gereksinimin duyduğunu gösteriyor bize. Peki neden ilk önce kentsel mekana müdahale etme ihtiyacı duydu? Tabii e, 1848 devrimi sırasında ve hatta 1832'deki barikatları da 1832'deki ayaklanmaları da düşünürsek e, kentin dokusu barikat kurmaya çok elverişliydi. Dolayısıyla o dar sokaklarda e, sokak çatışmalarında işçi sınıfı avantajlı olabiliyordu. Bu avantajı kırmak için aslında e, daha çok, e, yani bir, bir yönüyle daha çok demeyeyim ama bir yönüyle e, kentin yeniden düzenlenmesi gereksinimi ortaya çıktı bu yönüyle. E, ama diğer taraftan da şunu söyleyebiliriz, pek çok araştırmada bunu söylemiştir. Paris 19. yüzyılın başkentidir. vazenin başkentidir. Yani kentin toplumsal ve politik coğrafyası değişiyor. Üçüncü Napolyon ve onun görevlendirdiği Haussmann aracılığıyla bu coğrafya değişiyor. Mekanı tasarlama ve biçimlendirme süreci kentte toplumu pasifleştirme amacı doğrultusunda hayata geçiriliyor. Yani şöyle bir şey mesela o kent merkezindeki ayaklanmalar bastırıldıktan sonra o doku da değiştirildikten sonra artık kolay kolay barikatların da kurulamayacağı bir kentsel doku üretildikten sonra kent merkezinde yaşayan e, işçi sınıfı kentin dışına doğru sürülmeye başlandı. Yani bunları bunlar tabii pek çok kentte de bugün e, ülkemizde de belki benzerlerinin yaşandığını görüyor olabiliriz. E, yani Mesela son dönemde Türkiye'de kentsel dönüşüm süreçleriyle birlikte yerinden etme, kişilerin yaşadıkları çevrelerden koparılması örneklerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi böyle bir durumda kent daha kontrol edilebilir bir hale geliyor. Ama bir yandan da yeni üretilen kentsel parçalarla kent elemanlarıyla kent birimleriyle yani bulvarlarla cephelerle anıtlarla bir bütünlük oluşturuluyor. Aslında Haussmann burada bir e, parsel bina sokak yapı adasının nasıl oluşacağını ve nasıl bir araya geleceğini tanımlıyor ve bir parça bütün ilişkisi oluşturuyor. O parça bütün ilişkisiyle birlikte günümüz Parisinin de temelleri kuruluyor kent merkezi olarak. Kent merkezinden bahsedersek e, o meşhur işte Paris kafeleri ve lokantaları bulvarları bu dönemde. E, bulvarlarının nüveleri, kafelerin nüveleri bu dönemde atılıyor. Bu çok radikal bir yaklaşım tabii. Kenti yıkıp yeniden yapma. Ee, çok radikal, daha bütün yani ile karşılaştırıldığında daha bütün bütüncül bir ölçekli, daha e, büyük ölçekli müdahalelerle kenti dönüştürüyor Haussmann. Ki e, bu yaklaşım işte 1850 ile 70 arasında devam eden bu operasyonlar aslında e, Haussmanncılık adıyla da anılmaya başlanıyor. Başka yerlere örnekler oluyor. Bu yıkıp yeniden yapma, kenti yıkıp yeniden üretme yaklaşımı, Haussmanncılık yaklaşımı pek çok kentte de ilham veriyor ve kullanılıyor. Hatta Osmanlı'da 19. yüzyılın sonlarına doğru Haussmann'ın etkili olduğunu da söylemek mümkün. Özellikle İstanbul'daki operasyonlarda İstanbul'da yangınlar sonrası yeni kentin üretilmesi, yeni kent parçaların üretilmesinde o haz getirmiş olduğu bir e, ya, getirmiş olduğu yaklaşımın etkisi mekanda görülüyor. E, bu yıkıcı yapıcı yaklaşımdan sonra aslında başka bir yaklaşım daha var. O e, kentten kaçmayı tercih eden yaklaşım. Yani biz bu kentli, kentin içinde bir şey yapamayız, kenti iyileştiremeyiz. Kentin dışında, kentten bağımsız yeni bir yer üretmemiz lazım. Bu e, e, ütopik şeyler barındırmakla birlikte içinde aslında uygulamaya da geçmiş olan, olan örnekleri olduğunu görüyoruz. Mesela e, Ebenezer Howard'ın bahçe şehir fikri, Garden City e, fikri, e, İngiltere'de Letchworth ve Welwyn yerleşimlerinde hayata geçiyor. Burada temel amaç e, kentteki sıkışıklıktan, o kentteki kirlilikten uzaklaşarak yeni bir kentsel yaşam üretme. E, doğanın içinde, doğayla bütünleşmiş bir kent yaşamı e, üretme fikri. Tabii e, bunda da aslında kısmen başarılı oluyor Ebenezer Howard. E, bin, e, 20. yüzyılın başında, 1900'lerin başında, kurduğu Lechford Bahçe Şehirde bahçekentte Kentte başarılı bir fikirlerini başarılı bir şekilde hayata geçirdiğini görüyoruz. Or ama burada önemli olan aslında Ebenezer vurdum ve daha sonra aslında Tony Garnier'in sanayi kenti fikriyle ve Frank Lloyd Wright'ın geniş arazi kenti Broadacre City fikriyle ortaya koymaya çalıştıkları şey şu aslında. Hepsi ideal bir düzen ve toplumsal yaşam arayışı içinde. 19. yüzyıl sanayi kentinden kaçışa cevap vermek, vermeye çalışıyorlar, bir kaçış organize etmeye çalışıyorlar. Ve bundan da önemlisi aslında hepsinin kenti kendi kendine yeten kentler. Yani ben mesela Ebenezer Howard'ı Londra'ya gayet ulaşılabilir bir mesafede kuruyor. Yaklaşık 45 dakikalık bir mesafede. Fakat bunun Londra ile birlikte çalışmak yerine kendi içinde bir sistem kurmasını ve kendi içinde kendi kendine yeten bir kent olmasını amaçlıyor. İlk başta da kısmen bu isteğine ulaşıyor, amacına ulaşıyor. Fakat gelişen ulaşım teknolojileriyle birlikte daha erişilebilir hale gelen bu kentler giderek artık Londra'nın bir parçası haline gelmeye başlıyor. Tony Garnier'in sanayi kenti ya da Frank Lloyd Wright'in geniş arazi kenti aslında iyi fikirler barındırmakla birlikte onlar hayata geçmediler. Neresi iyi? Şimdi bu üç kent, üç düşüncenin yani yeni kent arayışının üç tip yeni kent arayışının ortaklaştığı nokta yaşam biçimi açısından, dediğim gibi doğayla bütünleşik bir yaşama geçiş, kentsel yaşamdan. Dolayısıyla yani o insan emeğinin, insan etkinliğinin doğayla olan ilişkisini yeniden tarif etmeye başlıyorlar. Çünkü o ilişkinin, diyalektik ilişkinin yanlış kurulduğunu e, ta, e, belirtiyorlar sanayi kentinde. Bir aşama sonra artık 20. yüzyılın ilk yarısında modernizm etkili olmaya başlıyor her alanda. Sanat alanında, diğer alanlarda kent alanında, mimarlık alanında tasarım alanında, her alanda eğitim alanında modernizm modernizm etkili olmaya başlıyor ve modernizm içinde Le Corbusier Türkiye'de Türkiye'ye de sıklıkla gelmiştir. Le Corbusier en etkili isim olarak ortaya çıkıyor. Le Corbusier'e göre kent makina gibi işlemesi gereken bir bütün aslında. Ama bu makinenin nasıl işlediği burada önemli. Şimdi Le Corbusier yine parçaları tarif ediyor bize. Parçaları bir araya getiren bir ulaşım sisteminden bahsediyor ya da açık alan sisteminden bahsediyor. Bu parçaları işlevlere bağlı olarak tarif ediyor. İşlevler işte kent merkezi, konut alanları, sanayi alanları, çalışma yani temel olarak çalışma alanları ve yaşam alanları olarak bölünüyor. Dolayısıyla ne oluyor? Yaşama alanlarıyla çalışma alanları arasında sürekli bir gidiş gelişler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu geliş gidişler tabi kentte kentin nüfusunun yoğunlaşmasıyla birlikte kentlerde önemli sorunlara da neden olmaya başlıyor. Ama on, sorunlardan önce şunu söylemek lazım: Le Corbusier de aslında e, bu e, şeyi fikri ortaya atarken bir insanı özgürleştirme projesi olarak ortaya atıyor. E, i̇nsanın kendini yeniden üretebileceği alanları tasarladığını söylüyor ve bu alanlarda açık alanların güneşin ve yeşil alanlara erişimin rahat bir şekilde organize edilmesi gerektiğini söylüyor. Bundan dolayı da aslında Dekorbisen'in de tasarladığı ve inşa ettiği yapılara baktığımızda bütün binalar mesela kolonlar üzerinde durur, pilotisler üzerinde durur ve onun temel temel açıklaması o kolonların yani binaların kolonlar üzerinde durması binaların doğaya en az müdahale etmesi anlamına geliyor ve doğanın binanın içinden geçip gitmesini gösteriyor. İşte binadan, binanın cephesinde bant pencereleri yapması güneşten ve ışıktan daha fazla yararlanmayı ifade ediyor. Ee, ama bu bizim karşımıza şunu getirdi. Özgürleştirme projesi soyut bir özdeşlik kurma sonucunu doğurdu. Yani standartlaşma egemen oldu. Her yer birbirine benzemeye başladı. Ve sokak kaybedildi bu arada. Yani çünkü bu kurgu ve Corbusier'in ve modernizmin ortaya kurduğu, ortaya koyduğu kurgu otomobile bağımlı bir kurgu. Sokağı yok eden bir kurgu. Yani çünkü siz işinizden, çalıştığınız alandan otomobilinizle atlayıp geleceksiniz. Ee, binanızın altında tarif edilen otoparka gireceksiniz ve yukarı çıkacaksınız. Dolayısıyla sokağa hiç değmeden, sokaksız bir hayat yaşayacaksınız. Hatta Le Corbusier bunu daha da ileriye götürmüş durumda. E, sokağın da binanın içinde tarif edilmesi gerektiğini söylüyor. Marsilya'da ürettiği habitasyon bloğunda bunu mesela gerçekleştirmiş durumda. Şimdi bunun sonunda bir takım eleştiriler ortaya çıktı tabii. ya yani bu gelişmelerden sonra yani 19. yüzyılın sonundan işte modernizme gel geldikten sonra ki modernizm bütün dünyayı ve Türkiye'yi e, hakimiyeti altına almış durumda, egemenliği altına almış durumdaydı ve e, pratik olarak da kentler bu anlayışa doğru anlayışa dayanarak üretilmeye başlandı ki hala mesela Türkiye'de çok e, ağırlıklı olarak bu şeyin olduğunu söyleyebiliriz. Burada temel eleştiriler şunlar: kentin karakterini kaybettiği, işte kamusal yaşamın niteliğini düşürdüğü, kentte hareket kolaylığının yok olduğu kentte çeşitliliğe önem verilmediği yönünde eleştiriler oldu. Eleştiriler ortaya çıkıyor. Peki bu arada Türkiye kentlerinde ne oluyor? Az önce söylediğim gibi 19. yüzyıldan itibaren e, Havuzmancı yaklaşımla pek çok uygulamaların yapıldığını görüyoruz. Özellikle İstanbul'da. Ama İzmir'de de işte basmane ile pasaport iskelesini bağlayan bir bulvar yapımının fikri ortaya atılıyor. Uzun yıllar boyunca gerçekleştirilmemiş olsa bile gerçekleştirilmesi Cumhuriyet dönemine sarkmış olmasına rağmen o dönem, o fikir ortaya atılıyor. Yani kenti belirli noktaları birbirine bağlayan ana bulvarlar etrafında örgütleyen bir şeyi görüyoruz. Tabi bunun uzantısını şöyle de tarif edebiliriz. 1950'lerdeki Menderes operasyonları, gerek İstanbul'da olsun, gerek Türkiye'deki diğer pek çok kentte olsun. Aslında bu Anlayışın bir yansıması olduğunu söyleyebiliriz. Bir de şöyle bakmak lazım. Erken cum yani Cumhuriyet döneminde ne oldu? Bir, yaklaşık 100 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Cumhuriyet kenti nasıl dönüştürdü? Osmanlı onu tercih ediyordu ama Türkiye'nin tam da Türkiye'nin ortaya çıktığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu dönemde modernizm de dünyada bir hakimiyet kuruyordu. Şimdi tabii modernizmin yeni bir hayat kurma felsefesi, düşüncesi, eskiyle bağları koparma tamamen yeni bir şey kurma düşüncesi, tam da Türkiye Cumhuriyeti'nin düşüncesi. Ee, ve o yeni kurulan cumhuriyet aslında yeni bir kentsel mekan da istiyordu. Ve pek çok kentte, Türkiye'deki pek çok kentte göreceğimiz gibi, e, tarihi kent merkezinin çevresinde kurulan ilk mahalleler, aslında bu bu e, anlayışı bize yansıtıyor. Yani e, belki İstanbul'da Şişli'den bahsedebiliriz, e, İzmir'de Alsancak'tan bahsedebiliriz, e, Adana'da Reşat Bey mahallesinden bahsedebiliriz mesela. Mersin'de Çamlıbel semtinden bahsedebiliriz. Dolayısıyla aslında bütün Türkiye kentlerine baktığımızda o tarihi kentte sıçrayarak atlayan ve yeni kurulan yerleşimlerde. Bu ilk dönemdeki yeniyi kurma, yeni bir yaşam kurma felsefesinin etkili olduğunu görüyoruz. Burada aslında temel olarak yapılan şey şuydu. Geniş parseller içinde müstakil evlerin olduğu bir düzenden bahsediliyordu. Yani parça bütün ilişkisi ana sokak etrafında e, bir parsel tarif ediyordu, bir bina tipi tarif ediyordu ve bir yaşam biçimi tarif ediyordu. 1950'lerden sonra, 60'lardan sonra yoğunlaşarak, bu müstakil konut tipi apartmana dönüşmeye başladı. Tabii burada pek çok etken var. Yani ona da çok ayrıntılı girmek zamanı uzatacaktır. Ama kısaca şunu söylemekte fayda var. İkinci Dünya Savaşından sonra Marshall Planı'nın etkileriyle artık kentler işte tarımı modernizasyonuyla birlikte tarımsal alanda işsizleşen bir nüfusun kentlere göç etmeye başladığını görüyoruz ve kentlerde bir anda bir hızlı büyüme Durumu ortaya çıkıyor. Kentler bunlarla çok fazla baş edemiyor. Bir yanda gece konut alanları ortaya çıkıyor, Enformel konut alanları ortaya çıkıyor. Bir yanda da e, mevcutta daha göreceli olarak daha az nüfusu e, nüfusa e, hizmet eden bu müstakil konutların yıkılarak daha çok nüfusa hizmet etmek, daha o nüfusun ihtiyaçlarına karşılık verecek e, apartmanların ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. E, bu apartmanlar tabii e, kat mülkiyeti kanununun 1965'te yürürlüğe girmesiyle birlikte inşa edilmesi kolaylaştı. Daha önce e, aile apartmanları şeklinde inşa edilen apartmanlarda artık kat mülkiyeti kanunuyla herkesin ayrı ayrı hak sahibi olduğu e, yapılar üretilmeye başlandı. Birden e, hızlı bir inşaat faaliyetiyle yaklaşık işte bir 20 yıllık bir süreçte e, o eski müstakil konutun apartmana dönüştüğünü gördük parsellerde. Ama parseller değişmedi. Hatta parseller küçüldü bile diyebiliriz. Yani bir müstakil konut için üretilen parsele apartman yapıldı. Şunu, onu şöyle de söyleyebiliriz. Bir ya da iki ailenin yaşanması için üretilen bir parselde artık 20-30 ailenin yaşadığı bir e, çevre, bir yaşam biçimi ortaya çıkmaya başladı ve büyük ihtimalle de e, parseller küçüldü. Şimdi ilk başta iyi gibi gözüküyor. Yani daha çok insana aynı yerde daha daha çok insanı barındırır hale geldik. Şimdi ama onun e, dezavantajları daha sonraki dönemde ortaya çıktı. Şimdi e, yine az önce belirttiğim o alanlara bakarsanız bir e, işte otomobil sahipliğinin artmasıyla birlikte Otopark alanlarında sorun çıktı. O sokaklar yetersiz hale geldi. Çünkü o sokaklar dar sokaklardı ve o cumhuriyetin ideallerine yönelik yaşam biçimi için üretilmişti. Apartmanlar için üretilmemişti. O parseller de apartmanlar için üretilmemişti. Daha çok insan daha çok arabayla gelmeye başladı. Otopark sorunu çıktı. Daha çok insan için daha çok okul ihtiyacı oldu ama okula yer kalmadı. Daha çok insan için park alanlarına ihtiyaç oldu ama park alanları yeterli kalmadı. E bunun sonucunda ne oldu? 21. yüzyılla birlikte hatta 20. yüzyılın sonuyla birlikte insanlar bu alanları bu alanlarda yaşayanlar bu alanları terk ederek e, konut sitelerine gittiler. Çünkü konut siteleri bir yandan apartman düzeni devam ettirirken bir yandan da o eskinin bahçesini de barındırıyordu içinde. Dolayısıyla e, bir yandan çok sayıda kişiye yer verirken barındırırken bir yandan da o kişilerin açık alan ihtiyaçlarını, sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlar olarak siteler gündeme geldi. E, bu tarihsel coğrafya içinde sitelerin nasıl değişeceğini, nasıl dönüşeceğini bize ilerleyen dönem gösterecektir. E, bir yandan da kent yayılmaya başlıyor. Tabii çevredeki tarımsal arazilerin e, konut alanlarına dönüştüğünü, kent parçalarına dönüştüğünü görüyoruz. Bu kısmen kontrollü bir şekilde gerçekleşiyor ama çoğunlukla da kontrolsüz bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi burada erken cumhuriyet döneminden günümüze kadar geçen süreci şu iki cümleyle özetlemek belki mümkün olacaktır. Önceki dönemde yani ideallerin olduğu bir erken cumhuriyet döneminde heyecanın olduğu yeni toplum düzeninin kurulmaya kurulmasının amaçlandığı toplumsal ideallerin ön planda olduğu dönemde toplumsal durum, toplumsal yaşam arazi ve konut geliştirmekten öncelikliydi. Ya da şöyle söyleyebiliriz. Arazi ve konut alanlarının geliştirilmesi orada geliştirilecek kültürün bir parçası olarak görülüyordu. Bir kültür ürünü olarak görülüyordu ve bütünsel bir yaklaşım vardı. Ama günümüze geldiğimizde arazi ve bina geliştirme e, toplumsal ideallerden ve toplumun oluşturulmasına daha önemli ve öncelikli hale geldi. E, bu durumda e, yani bir tüketim nesnesi haline gelmiş durumda. Kültür nesnesinden çok bir tüketim nesnesi haline gelmiş durumda kentsel çevre. E, yani biraz sözü uzattım galiba ama sonuç olarak şunu söylemekte fayda var. Ya bu gelişen bu e, kentlerdeki değişimin Tarihsel coğrafyasının sonunda söyleyebileceğimiz şey şu, sonuç olarak o kenti kültürel birikimin bir ürünü olarak görmeye görmeyi ön plana almamız gerekiyor. Yani bizim kültürel bir birikimimiz var, o kültürel birikimi yani kentte yaşayacağımız kentsel çevreyi bunun bir parçası olarak görüp orada nasıl iyi ve mutlu bir şekilde yaşayacağımızı tartışmamız gerekiyor. Ya bunun için kentlerin karakteri hakkında düşünmemiz gerekiyor. Yani kentte yaşamın niteliği hakkında düşünmemiz gerekiyor. Mesela yaya olarak hareketin kolaylığı hakkında düşünmemiz gerekiyor. Kentte hem kullanımlar olarak hem yaş olarak hem cinsiyet olarak pek çok farklı açılardan baktığımızda çeşitliliğe nasıl yer verebiliriz? Bunu tartışmamız gerekiyor. Ve bütün bu tartışmaları da nasıl bir kültürel ve toplumsal ilişkiler tabanı içine oturtacağımızı, nasıl bir altyapı oluşturacağımızı, yani bu konuştuğumuz şeyler aslında bir üst yapı sorunu. E, altyapıda nasıl bir toplumsal ilişkiler e, bütünü, iktisadi ilişkiler bütünü oluşturacağımızı da tartışmanın, bu tartışmanın temel noktası aslında. E, sonuç olarak üç şey söylemek gerekirse, e, kent parça bütün ilişkisi içinde tutarlı bir bütünlük oluşturmak için kentte her müdahale en alttan en üstte tüm ölçeklerde birlikte ele alınmalı. Az önce söylediğim gibi parselde yapılacak parselde yapılacak bir müdahale mahalleyi dönüştürecek, o sokağı dönüştürecek ve giderek tüm kenti dönüştürecek. Bunun en temel sonucu en en iyi örneğini şöyle söylemek gerekebilir. Çoğumuz görmüştür. Bir sokakta bir apartman yapıldığında onun yanında yeni bir apartman yapılır. Daha sonra da yeni bir apartman yapılır ve bu birikim bu niceliksel birikim yeni bir durumun oluşmasına neden olur. Aynı işte tek önce e, müstakil konutun apartmana tek bir tek bir parselde değişmesi daha sonra diğer değişimleri de beraberinde getirdi. Bunun gibi. E, günümüzde de artık pek çok kişi sitede yaşamayı tercih ediyor ve kent sitelerden oluşmaya başladı. Ama bu siteler aslında birbirleriyle ilişkili değil, duvarlarla çevrili ve dışarıyla hiçbir ilişkisi olmayan yerleşim birimleri haline geldi. Genel olarak bahsediyorum tabii bundan. Mekana yapılacak her ölçekteki müdahalenin de kentte yaşayanların yer alacağı bir sürecin parçası olmasına sağlamak gerekiyor. Bunun için tabii bir insani olma durumunu tarif etmek lazım. Ve o insani olma durumu içinde de insanın yabancılaşmasını aşmasını sağlamak gerekiyor. Aksi takdirde kentte yaşayanların karar alma süreçlerinde yer alması birer e, e, göstermelik bir eylem olmaktan öteye gitmeyecektir. 3. E, odaklanılması gereken şey tek tek parçalar değil değişimi yönlendirecek bir çerçevenin kurulmasıdır. Yani o süreci tarif etmek gerekiyor. Ardaşıklığın değişimini, ardaşıklığın bir aradalığını tarif etmek gerekiyor. Birinci şeyde tarif ettiğimiz şey yan yanalığın bir, adı, bir aradılığı. E, üçüncü maddede tarif ettiğimiz ise ardaşıklığın bir aradalığı. Dolayısıyla ikisini bir arada tarif ettiğimizde biz kenti hem e, kendi içinde değişen bir parça, kentin parçalarını hem kendi içinde değişen nesneler hem de birbirleriyle ilişkileri içinde değişen nesneler olarak e, tarif etmeye başlayacağız evet sanıyorum biraz uzattım ama e, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum <laughs> e, şimdi isterseniz e, bir takım yorumlar ve, ve sorular var e, Fatma Karataşlı umarım hala buradadır e, kentlerde sanat mı yok acaba o kentin ruhu mu yok Binalar, sokaklar, park ve bahçeler insanı kucaklamıyor, keyifli hissettirmiyor diye düşünüyorum. Aslında hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz sanırım. Yani o aslında biz parkları, bahçeleri de o ezbere planlama ve ezbere mimarlığın bir parçası olarak hayata geçiriyoruz. Standartlara uyma uyma amacının bir parçası olarak gerçekleştiriyoruz. Ama o sadece parça binaları ve parkları yapmak değil, o parkların binalar arasında sokaklarla ve diğer açık alanlarla nasıl bir ilişki kuracağını da tanımlamak gerekiyor. Bunun daha anlamlı olması için. Daha sizin deyiminizde daha sanatsal olması için. Bana kalırsa. Evet Uğur Bey'den yorumlar var. Fatma Hanım bir soru sormuş bu arada. Kentlerimizin dönüşümü için yapılması gerekenler neler olabilir? Az önce tarif etmeye çalıştığımı düşünüyorum. Yani bu parça bütün ilişkisi içinde bir tutarlılık kurmak, kentin nasıl dönüşeceğinin sürecini tarif etmek ve bu süreci tarif ederken de o kenti yaşayanların ve kullananların içinde var olacağı bir süreçle birlikte buna karar vermek. Ama tabii şimdi diyeceksiniz ki bu küçük ölçekli, ilk başta söylediğimiz küçük ölçekli parsel odaklı İttifaklar da aynı şeyi yapıyor. Evet, aynı şey yapıyor ama bu insani olanı arama çabasıyla değil, insanın yabancılaşmasını aşma çabasıyla değil, bir e, tüketim nesnesi olarak kentsel mekan üretmeye çalışıyor. Ee, evet, Uğur Bey'in e, yorumlarına katılmamak mümkün değil. Ee, kentin kültürel, sanatsal ve toplumsal değişim yaratması gerektiğini. Söylüyor kentin, sanırım kentin ve kentte böyle bir değişimin yaratılması gerektiğini söylüyor. Evet yani kenti mesela bir inşaat, eksenli inşaat odaklı bir yaklaşıma teslim etmemek gerekiyor ilk başta bunun için. Yani kentte daha sosyal ve iktisadi süreçlerin organize edilebileceği bir çerçevenin de kurulması gerekir. Evet, kent bilinci ve tarih bilinci olmadan gerçek anlamda kentli bir yaşam kültüründen söz edemeyiz. Tam olarak tarif etmeye çalıştığımız şey de buydu aslında. Bu kadar uzun şeyi özetleyen bir yorum olmuş aslında Uğur Bey'den. Çok teşekkür ediyoruz. Kent bilinci ve tarih bilinci olmadan gerçek anlamda kentli bir kültürel yaşamdan, kentli bir yaşamdan, yaşam tarzından bahsetmek mümkün değil. Evet bu sanıyorum işin özeti oldu bugün için. Tekrar teşekkürler dinlediğiniz için. Herkese iyi günler diliyorum. Aydınlık bir gelecek diliyorum.